Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, vatandaşımızın hali kötü. Ücretli çalışan herkesin hali kötü. Dışarıda insanlar artık birbirinin yüzüne bakamaz hale geldiler. Bize çaresizlik içerisinde kıvranan insanların mektupları geliyor, telefonları geliyor. Ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden bugün bir hemşerim beni arayarak Ziraat Bankası'na olan borcu nedeniyle evinin satıldığını söyledi. Ağlıyordu, çaresizdi. İntihar etmekten başka çaresi olmadığını ifade etti. Üstelik evi yarı fiyatına satılmıştı. Üstelik alan da Ziraat Bankası'nın avukatlarından bir tanesi. Bu çaresizlik içerisinde insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çiftçi, esnaf, işçi, öğrenci, herkes mağdur. En çok ağırlarına giden, birileri saltanat içerisinde yaşarken kendilerinin yoksulluk içerisinde kıvranmaları. İşin daha da kötüsü, onlarla dalga da geçiliyor. AKP'li vekil diyor ki, boğazından kuru ekmek geçtiyse toksun demektir diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki, dişinizi sıkın. Oysa peygamberimizin hadisidir. Komşun açken tok yatan birisi bizden değildir diyor. Dinimizin gerçekleri de her türlü değer de işlerine geldiği zaman kullanıyor. İşlerine gelmediği zaman sömürmesini biliyorlar. Halkımız da bu gerçekleri biliyor ve görüyor. Bugün meclise yeni bir kanun teklifi getiriliyor. Cumhurbaşkanı mafya ittifakı her gün milletin kazanımlarını yok etmeye devam ediyorlar. Gece saat 3:30'a kadar dün mecliste çalıştık. Mecliste çıkan her yasa milletimizin aleyhine onun elini kolunu bağlayacak yasalar. Derneklere kayyum atama yasağı getiriliyor. Kayyum atama getiriliyor. Belediyelere kayyum atılıyor, atanıyor ve oralar tek tek milletin oyuyla gelen yerler boşaltılıyor. Şimdi sıra derneklerde. Mesele şu, hiçbir sivil toplum örgütü özgürce hareket etmesin. Hiçbir dernek özgürce bir eleştiride bulunmasın. Herhangi bir suça herhangi bir üyesi karışıyorsa o kişi soruşturma aşamasında bile olsa o derneğe kayyum atanabilecek. Ama çok açık, artık dernekler de hiç sesini çıkartsın istemiyorlar. Zaten şu anda da seslerini çıkartmaktan çok da korkuyorlar. Aynı zamanda avukatları da müvekkillerine karşı muhbir durumuna getiriyorlar. Yasa bu iki gün içinde çıkacak. Diyor ki müvekkilinle ilgili bir bilgi söz konusuysa o bilgiyi MASAK'a bildir diyor. Peki avukat müvekkil arasındaki anayasanın da hak gördüğü o sır ne olacak? O müvekkil avukatına nasıl güvenecek? Güven ortamını tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Güven ortamı ortadan kalkarsa kaos olacak. Kaos olursa orada insanlar birbirlerine karşı güvenmeyecekler. Birlikte olamayacaklar. İşte tam da öyle zamanlarda ülkeyi istediğin gibi diktatörce yönetebilme kabiliyetini elde edebilirsin. Şimdi kara parayla aklanma meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyorlar da OECD ülkeleriyle ilgili bu.
Bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir çalışma yapmışlar mı? Hayır. Öyle bir noktaya gelinmiş ki Yemen, Suriye, Moğolistan gibi ülkelerle birlikte gri listeye girmek üzere Türkiye. Onun için acele ediyorlar. Onun için bir an önce bu çıksın diye uğraşıyorlar. Neden biliyor musun? Haksızlık ve hukuksuzluklardan, kara para ve uyuşturucudan dolayı Türkiye'nin şu anda yaşadıkları nedenlerden dolayı gri listeye girerse Türkiye'ye yatırımların da önü kesilecek. Zaten ekonomi zor durumda. Bu noktaya kadar geldik, şimdi gidecek yerimiz yok, bunu çıkartalım diyorlar. Ancak gri listede OECD ülkenin sunduğu 40 tane tavsiye kararı var. 12. tavsiye kararını getirmiyorlar. Arkadaşlar, 12. tavsiye kararı şu: siyasi nüfuz sahibi kişilerin, yani üst düzeyde kamu görevi bulunan devlet ya da hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, önemli mevkide siyasi parti temsilcilerinin gerçekleştirdiği mali işlemlerin, fonların ve mal varlığının mali kurumlarca yakından takip edilerek kaynağının tespiti için tedbir alınması, bu konu iktidar tarafından 40 tavsiye içerisinde meclise gelmiyor. Neden? Sıradan vatandaşı denetleyebilirsin. Masak denetleyebilir. İş adamını denetleyebilir. Esnafı denetleyebilir. Öğrenciyi denetleyebilir. Üçkağıtçıyı denetleyebilir. Peki siyasetin içerisinde kara para aklayanları, milleti sömürenleri, bu kara paraları ayakkabı kutularında saklayanları, MAN'da olduğu gibi başka ülkelerle bir ilişki ağı içerisine girip siyasilerin kendilerine menfaat sağlamalarını önüne engel olacak 12. maddeyi neden getirmiyorsun? Herkes yargılanabilir ama siyasetçi yargılanamaz mı? Hükümet başkanı yargılanamaz mı? Milletini soysa dahi, ülkesine ihanet etse dahi, ülkesinin, devletin imkanlarını kullanarak, siyasetin imkanlarını kullanarak, kendisine kara parayla, uyuşturucuyla menfaat sağlasa dahi, o kişi MASAK tarafından incelenemeyecek mi? Evet, incelenemeyecek. Değerli arkadaşlar, eğer bu derneklerle ilgili yasa geçerse, avukatlarla ilgili yasa geçerse, Türkiye özgürlük ve demokrasi anlayışından çok daha büyük bir yara almış olacak. Eğer bunlar geçerse, milletin birbirine olan güveni, birlikte hareket etme duygusu yok olacak. Bir araya gelelim, özgürce hakkımızı, hukukumuzu savunalım. Hukuk içerisinde bunları halledelim, imkanı ortadan kalkacak. Legal olma, açık olma imkanı ortadan kalkınca illegal olma, yasaların gerektirdiği gibi değil, kendilerinin çaresizliğinden doğan bir örgütlenme anlayışına gitmek Türkiye için çok tehlikeli olacak. Bunun önünü bu iki gün içerisinde Cumhur Mafya İttifakı ellerini kaldırıp oylayıp geçirecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan muhalefet ediyoruz ve halkımıza duyuruyoruz. Bundan etkilenecek olan, altına imza atan sivil toplum örgütleri, dernekler de halkımızı bilgilendiriyor ve bu çaresizliklerini duyuruyor olmaları gerekir. İnsanlar toplumsal refleks göstermezlerse, o zaman siyasetçi benim yaptığım her şey kar kalır anlayışıyla hareket eder. Bu da hiç doğru bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin imzasıyla 2021 yılının İstiklal Marşı yılı ilan edilmesini kabul ettik. Cumhuriyeti ve istiklalimizi çok zor şartlar altında ele geçirdik. Ve hala çok zor şartlar altında bunu korumaya çalışıyoruz.
İstiklal Marşı bizim bu ruhumuzu, verdiğimiz bu mücadeleyi en iyi anlatan marştır. Hem Kurtuluş Savaşı'nı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşlarıyla birlikte hem de Mehmet Akif Ersoy'un bu ruhu canlandıran İstiklal Marşı'nın bir yıl boyunca bütün her yerde kamu kuruluşlarında anlatılıyor olması çok doğrudur. Bunu destekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Dünya Sağlık Örgütü'nde insanlığa karşı bir sınav var. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem Dünya Sağlık Örgütü'ne hem de bütün Sosyal Demokrat Partilere bir yazı yazdı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Sağlık Örgütü'ne çağrı mektubuna aldığı kalemde bütün insanların eşit bir şekilde aşıya kavuşmasını talep etti. Sosyal demokrat liderlere bu konuda kendilerine destek vermeleri ve böyle bir kamuoyunun yaratılması için birlikte hareket etmeleri gereğinin altını çizdi. O yüzden bizim Türkiye dahil olmak üzere dünyanın tüm yoksul ve aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan insanlara aşının bedava, sağlıklı bir an önce ulaşılabilir hale getirilmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve biz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Esnaf paketi açıklandı. Binlerce esnafa sadece 5 milyar TL destek verdiler. Beşli çeteye 2021 yılı için 31 milyar 181 milyon lira para ayırdılar. Bir avuç faiz lobisine 179 milyar 542 milyon TL ayırdılar. Binlerce esnaf ailesiyle birlikte günde 33 TL ile geçinecek dediler. Aynı gün beşli çetenin cebine tam 85 milyon TL girecek. Aynı gün. Siz 33 TL'ye geçinin dedikleri gün beşli çetenin cebine 85 milyon TL girecek. Milletin parası. Aynı gün bir avuç faiz lobisinin cebine 491 milyon lira para girecek. Bunlar faiz haramdır diyorlardı ya. İşte millete 33 bin lirayı, faiz lobisine de 491 milyon lirayı hak gören bir cumhur mafya ittifakıyla karşı karşıyayız. 10 milyon askeri ücretli var. Aileleriyle birlikte bu insanlar büyük bir sayıya ulaşıyorlar. TÜİK 2792 lira teklif etti. Açlık sınırının altında insan onurunu yok sayan alın terine karşı AKP'nin önerdiği tek bir şey var. Kuru ekmek. Diyor ki bu kuru ekmek boğazınızdan geçiyorsa sizin için yeterlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu gece tahmin ediyorum saat 3'e 4'e kadar çalışacak. Bitmeyecek, yarın da cuma günü de devam edecek. Bir kere burada bir kere daha vurguluyorum. Değerli arkadaşlarım, 150'nin üstünde milletvekili koronavirüse yakalandı. Bir çatının altında milletimiz için gece gündüz mücadele ediyoruz. Ne yapıyorsunuz diyenlere sizin aleyhinize çıkan her yasayı engellemek için mücadele ediyoruz. Her özgürlüğünüz kısıtlandığında, her hakkınız alındığında cebinizden giden her kuruş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadele ediyoruz. Ama AKP'nin oyları bunu geçirmeye yetmiyor. Oradan bir başka el kalkıyor, Milliyetçi Hareket Partisi. Onların oylarıyla birlikte, yani Cumhur Mafya İttifakı'nın oylarıyla birlikte yasalar tek tek geçiyor. Geçen yasalar hepsi Cumhurbaşkanı
tek yetkilidir diye geçiyor. Ve bu tek yetki kullanılmaya başladığı andan itibaren, resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren, bir, sizin çocuğunuzun hangi cephede öleceğine bir kişi karar veriyor. İki, emeklilerin nasıl yaşayacağına bir tek kişi karar veriyor. Üç, üniversite mezunlarının, işsiz, atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların alınıp alınmayacağına bir tek kişi karar veriyor. Belediyelere kayyum atanıp atanmayacağına bir tek kişi karar veriyor. Emeklilerin ne kadar maaş alıp almayacağına bir tek kişi karar veriyor. Eskiden parlamenter sistem varken bakanlar milletin vekillerine karşı sorumluydu. Şimdi bakanlar da bir tek kişiye hesap veriyorlar. Saraya. Onlar sarayda balla börekle yaşarken size diyorlar ki kuru ekmekle yaşayın. Ve dişinizi sıkın diyorlar. Mecliste biz mücadele ederken biz korkuyoruz, sesimiz çıkmıyor. Anlayışı içerisinde hareket edildiği sürece meclisteki sayı Cumhur Mafya İttifakı'nın üstünlüğünde olduğu sürece milletin aleyhine yasalar çıkmaya devam edecek. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ama halkımızın bir an önce bu gerçekleri görüp bu Cumhur Mafya İttifakı'na son vermesi, sandıkta onları sandığa gömmesi gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Değerli arkadaşlar, su yavaş yavaş ısınırken hiç kimse farkına varmıyor. Ama su kaynamaya başladığı zaman o suyun ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini herkes görüyor, tedbirini ondan sonra alıyor. Türkiye'de referandum yapıyoruz diye milletin huzuruna gidip milletten yalanla, baskıyla aldıkları oylarla onları gerçeklerden uzaklaştırarak aldıkları oylarla adalet gitti. Yasalar doğru işlemiyor ve bir kişiye bağımlı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan bir iktidar konumuna geldik. Anayasa Mahkemesi kararları ve Türkiye'deki hukuki süreç bittikten sonra bizim Türkiye'deki yaşayan, hukuk karşısında mağdur düşen herkesin tek güvencesi uluslararası anlaşmalardır. En önemlilerinden bir tanesi AHİM'dir. Orada biz imzamızı atmışız. Bu kararlara uyacağız diye. Buraya başvuranlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan kendisi mağdur olduğu zaman AHİM'e müracaat etmiştir. Şimdi mağduriyeti söz konusu olan insanların bu karar, AHİM kararı sadece Demirtaş'la ilgili bir karar olmaktan çıkmıştır. Bu mağduriyeti yaşayan herkes için bir gerekçeli karar açıklamıştır AHİM. Ve demiştir ki, siz suçsuz yere insanları senelerce yargılayarak cezaevinde tutuyorsunuz. İnsanlar beraat ediyorlar
fakat onların dışarıya çıkmasına izin vermiyorsunuz. Suçun unsurları oluşmadan kişiyi hürriyetinden mahrum ediyorsunuz. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Gereği bir an önce yapılsın diyor. Ama Cumhur Mafya İttifakı'nın başındaki kişi AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlar hiç bağlamıyor. O Türkiye uluslararası ilişkileri tamamen kopartmış. Zaten tüm ülkelerle ilişkileri kopuk. O dünyayla olan bağımız kopmuş. Türkiye ekonomik olarak gittikçe batıyor. Artık dünyada saygınlığı kalmamış, bunların hiçbir önemi yok. Onun için varsa yoksa her şeye rağmen iktidarda kalmak. Her şeye rağmen sarayda olmak. Ve bunu İçişleri Bakanı kanalıyla öyle bir hale getiriyor ki kendisinin saraydaki varlığını, Türkiye'nin ve devletin gücünü elinde tutan İçişleri Bakanı'yla milleti korkutarak ve ürküterek, tehdit ederek, bir devlet adabı içerisinde değil, bir kabadayı adabı içerisinde insanlara saldırttırarak oradaki mevcudiyetini koruma altında tutmaya çalışıyor. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle yasalara uymak gibi bir derdi yoktur. Türkiye'deki yasalara uymadığı gibi, yasaları kontrolü altında tuttuğu gibi, yeri gelirse Türkiye için bedeli ne olursa olsun, uluslararası ilişkilerimizi ve Avrupa ile olan ilişkilerimizi tehlikeye sokacak olsa dahi gözünü karartarak bunu karşısında olmaya devam edecektir. Neden? Nedeni çok açık arkadaşlar. 40 tane tavsiye kararının içerisinde 12. tavsiye kararı yeri gelirse Recep Tayyip Erdoğan'ı da MATAK incelemelidir diyor. Yeri gelirse İçişleri Bakanı Soylu'yu da MATAK incelemelidir diyor. Yeri gelirse şu anda çöreklenmiş olan o anlayışın insanlarını, siyasetçilerini de MATAK denetlemelidir diyor. Onu getirmeyip diğer 39 maddeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne getirmek, ben bu suçlardan dolayı tedirginim. Ne ahimi de tanırım, ne yasaları da tanırım, ne bana uygulatmak istedikleri baskıyı da, hukuki kararları da tanırım. Hiçbirini tanımam diyor. Onun tanıdığı bir tek kendi çevresindeki insanlar. O yüzden ben bu kararı uygulama niyetinde olduklarını düşünmüyorum. Bunun için Türkiye'nin tüm hukuktan yana, adaletten yana olan güçlerinin birlikte hareket etmesi gereğinin altını çiziyorum. Başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar, yalanı 40 kere söylersen 40. karşındaki insan şöyle düşünmeye başlıyor. Galiba doğru diyor. İçişleri Bakanı hiç yüzü kızarmadan yalan söyleyebilen birisi. 40 kere söyler mi? Söyler. Hiç yüzü kızarır mı? Hiç yüzü kızarmaz. Milletin gözünün içine baka baka gerçekten bunu yapar mı? Yapar. Bakın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu'nda 31 Ekim 2019 tarihinde gelen ceza ve tevkif evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Varol, komisyon üyemiz milletvekilimiz Ali Haydar Hakverdi'nin sorusu üzerine çıplak arama vardır. Ne zaman nasıl yapıldığını komisyon üyelerine de tek tek anlatmıştır. 3 gün önce çıplak arama yapıldığına dair kamuoyuna yazılı açıklama yapıldı ve genel müdür yardımcısı çıplak aramanın bazen üst giyinik alt çıplakken, bazen alt giyinik üst çıplakken
bazen de rutin bir şekilde bütün cezaevlerinde bu çıplak aramanın yapıldığını söylüyor. Bunu kim söylüyor? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı söylüyor. Bunu kim söylüyor? Devletin bir görevlisi söylüyor. Şimdi Elazığ Cezaevi İnfaz Kurumları inceleme raporu. Diyor ki burada altını çizmişim. Çıplak arama yapıldı, onuruma dokuldu, haysiyetimle oynandı deniliyor. Diyarbakır Cezaevi İnfaz Kurumları inceleme raporu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Bunu girin bilgisayara çıkartırsınız. Diyor ki Diyarbakır'da mahkumlar çıplak bir şekilde arandılar ve onur kırıcı davranışlarda bulundular diyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu inceleme raporu. Burada da aynı şekilde biz kuruma ilk geldiğimizde çıplak arama yapıldı ve taciz edildik deniliyor. Yani bu çıplak arama artık bir tacize dönüşüyorsa, çıplak arama artık bir kontrolün ötesinde mahkumun haysiyeti ve onurunu zedeleyecek bir noktaya getiriliyorsa, buna karşı hepimizin durması gerekir. Bunu söyleyenler namussuzdur, şerefsizdir diyor İçişleri Bakanı, kanıtlayamazlarsa. Devletin makamının, otoritesinin sözüyle kanıtlıyorum. Şimdi namussuz ve şerefsiz sözünü sana iade ediyorum. Kabadayı ağzıyla konuşmakla olmaz. Devlet adamı olmayı öğrenmek gerekir. Bir gün bu millet devlet adamı olamadığınız için gereğini size oy sandığında söyleyecek. Ama eskiden çocuklarımızı biz uluslararası ilişki okuturken, siyaset okuturken devlet adamlığı ve diplomasiyi öğretirdik. İçişleri Bakanı devlet bakanlığı devlet adamı gibi konuşmuyor. Mafya ağzıyla konuşuyor. Mafya ağzıyla konuşursan sana mafya ağzıyla cevap verirler. Ama şunu açık ve net biçimde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı sana verilen tetikçilik görevini mafya ağzıyla sürdürmenin devlete maliyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına maliyeti vardır. İçişleri Bakanlığı'nın geleceğine maliyeti vardır. O makamlar yıpratılmaması gereken, senin gibi kişileri tarafından zedelenmemesi gereken makamlardır. Çünkü onlar 100 yılda kurulmuş, tesis edilmiş makamlardır. Hak etmediğiniz makamlarda saraydaki kişinin iki dudağı ağzıyla orada oturtuluyorsunuz. Bir gün milletin bakanları geldiğinde, milletin meclisi oluştuğunda tekrar ve parlamenter sistem, adalet, hukuk çerçevesi, yasama çerçevesi içerisinde tekrar güçler ayrılığını tesis ettiğinde bunların hepsinin hesabı sorulacaktır. Başka? Hani günahtı? Başka çareleri yok. Faiz arttırmaktan başka çareleri yok. Borçlanmaktan başka çareleri yok. Neden mi? Nedeni çok açık. Merkez Bankası ancak dövizi böyle tutabiliyor. Bunun tutmasının başka bir yolu var. Üretmek. Arkadaşlar, 2023 tarihinden 15 yıl sonrasına kadar, 15 yıl içerisinde Cumhuriyet kurulduktan sonra 33 fabrika kurmuş devlet. 33 fabrika. Üretmek, üretmek. Ürettiğin malı sadece kendi ülkende değil, dünyaya satmak. Bunu yapmazsan evde okuttuğun çocuğun aç kalır. Üniversite mezunu çocuğunu sokacak iş bulamazsın. Bunu yapmazsan, ürettiğin malı satamazsan ülken zenginleşmez, fakirleşir. Bunu yapmazsan fabrika açmayıp sadece yol, köprü, havaalanı yaparsan diğer ülkelerin yaptığı mallar senin borçlanarak yaptığın yolun üstünden geçip bu millete misliyle satılır ve bu ülke fakirleşir. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bunlar diyorlar ya, bunlar işte biz faiz haramdır. Faiz haramsa neden bizi faize mahkum ediyorsun?
Hani insanlara karşı sorumluydun? Hani gereğini yapacaktın? Neden yapmıyorsun? Yapamazlar. Çünkü Türkiye'yi yönetemiyorlar. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Hazineyi damat boşalttı. Damattan haber var mı damattan? Damattan bir haber duyan var mı? Yok. Neden yok? Neden kimse sesini çıkartmıyor? Ya bu ülkeye geliyorsun, Maliye Bakanı oluyorsun, Hazine Bakanı oluyorsun. Peki ondan sonra bu çok önemlidir, bu çok önemlidir, refah içerisindeyiz diyorsun. Ondan sonra birden çekip gidiyorsun. Sonra senin yaptığın her şeyin yükü milletin omuzuna kalıyor ama sen ortada yoksun. Peki Cumhurbaşkanı bunun siyasi sorumluluğunu alıyor mu? Hayır, almıyor. Peki damat giderken ne diyor? At izi it izine karıştı, Allah sonumuzu hayır eylesin diyor. E bunu Cumhuriyet Halk Partisi söyleyince niye suç oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu iş kötüye gidiyor deyince o bakanı çıkartıp konuşturanlar bugün bunun hesabını vermek zorunda değiller mi? Bugünkü ekonomik sorunu damat kayınpeder ilişkisi sağlamadı mı? O zaman yapılması gereken bir şey var. Türkiye yalanlara inanmayacak. Yalan söyleyenleri mahkum edecek. Türkiye yalan söyleyenleri sandıkta cezalandıracak. Teşekkür ederim.